Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan bana ben. Bugün sizinle Xiaomi 14 serisi telefona yakından bakacağız. Bu model gerçekten uzun zamandan beri kullanıyorum, test ediyorum. Ya telefonları böyle bir gün içine test etmek yerine işte çıkayım, iki tane fotoğraf çekeyim, geri geleyim falan değil de uzun süreli telefonları test edip biraz daha yaşayıp bunları tüm deneyimimi sizlere aktarmak istiyorum. Şimdi Xiaomi 14 ile ilgili bana en çok sorulan sorulardan açıkçası başlayalım. Bana en çok sorulan soru şuydu. Abi ya Xiaomi'de bu Xiaomi 14 modelinde biliyorsun Leica desteğiyle geliyor. İşte bu Leica desteği hani bu telefonun neresinde diye soru soran çok fazla insan var. Bence biraz buradan başlayalım. Arkadaşlar birçok insan bu telefonun lenslerini Leica tarafından üretildiğini düşünüyor olabilir. Durum öncelikle böyle değil. Bunu baştan söyleyelim. Fakat Leica nerede bulunuyor diye soruyorsanız tam olarak şurada bulunuyor. Bu lenslerin geliştirilmesi, Ar-Ge süreçlerine dahil edilmesi, özellikle Leica'nın arkadaşlar yıllardan beri kullanmış olduğu know-how Xiaomi telefonlarında da çok ciddi anlamda kullanılmaya başlandı. Ve Xiaomi gerçekten de telefonların geliştirme sürecine Leica markasını ciddi anlamda dahil etmiş durumda. Leica bu noktada hem yazılım desteği hem de donanım tarafındaki geliştirme sürecine katılmasıyla beraber Xiaomi ile inanılmaz bir ortaklık yürütüyor ve şu anda şunu çok net söyleyebilirim ki gerçekten de Xiaomi 14 tam bir kamera telefonu olmuş diyebilirim. O yüzden de bu incelemeyi biraz daha böyle kamera odaklı bir şekilde gideceğim. Zaten bu telefonda Snapdragon 8 Gen 3 Yonga seti var ve baktığınız zaman Antutu tarafında da 2 milyona yakın, 1 milyon 950 bin civarlarında arkadaşlar bir puan alıyor. Hani bu telefonun şu oyunu şöyle açıyor, bu oyunu böyle açıyor dememize çok fazla ihtiyacı yok. O yüzden biraz daha kamera odaklı bir inceleme olacak. Son dönemde kendinize arkadaşlar kamera odaklı bir telefon almak istiyorsanız mutlaka bu telefonu tercih edebilirsiniz. Bu incelemenin kamera odaklı bir inceleme olacağını söyledim. Öncelikle arkadaşlar bu telefonun kamera arayüzüne şöyle bir bakalım. Kamera arayüzü bize ne sunuyor? Bunları bir görelim. Daha sonra da örnek görselleri, örnek videoları sizlerle paylaşalım ki gerçekten de telefonun gücünü çok net bir şekilde görebilmenizi istiyorum. Arkadaşlar Xiaomi 14 madem bir kamera telefonu diyoruz, özellikle kamera arayüzünü size göstermek istiyorum. Bu telefon çünkü kamera tarafında gerçekten çok iddialı. Şimdi bakın burada hemen şurada Pro Mod'a giriyorum. Pro Mod'a girdiğim zaman zaten takdir edersiniz ki işte beyaz dengesinden işte otomatik fokusa, shutter süresine ya da ISO'yu ayarlama imkanına sahibiz burada ama bakın burada sadece fotoğraf tarafında değil, video tarafında da arkadaşlar bir Pro Mod bizlere sunmuş. Özellikle gerçekten de bakın fotoğrafçılıkla video işiyle uğraşıyorsanız muhteşem sonuçlara imza atabilirsiniz. Zaten bununla ilgili detayları paylaşacağım. Burada film modu var. Dediğim gibi yani bu bir arkadaşlar kamera telefonu ve bundan dolayı da 21:9 formatında şu anda gördüğünüz videolar çekilebilmesi olanak sağlanıyor. Bununla beraber dediğim gibi burada pozlama zamanlarını falan ayarlayabiliyorsunuz. Diyaframı ayarlayabiliyorsunuz ve farklı farklı filtrelerde burada kullanma imkanına sahipsiniz. Video moduna geliyoruz arkadaşlar. Tabii ki videoda 4K'da 60 FPS var ama eğer HDR açarsanız arkadaşlar gördüğünüz gibi 1080p'de 30 FPS çekmeniz lazım. Buna beraber burada fotoğraf modu var. Tabii geniş açı 1, 2 ve 3.2 optik zoom da burada net bir şekilde görebiliyoruz. Bununla beraber şöyle yapalım. Bakın burada flaşı açıp kapatabiliyoruz. MBO oranını ayarlayabiliyoruz. 9:6 olarak kullanabilirsiniz. Özellikle sosyal medyada iş yapıyorsunuz ama yani 3'e 4 formatında da fotoğraflar çektiğiniz özellikle ana kamera tarafında arkadaşlar daha geniş bir açı varmış gibi de burada hissedebilirsiniz. Bununla beraber süper makro nerede diye soruyorsanız arkadaşlar bakın söylüyorum. Süper makro burada. Yani şuraya tıklamanız lazım ve daha sonra buradan süper makroya tıklamanız lazım. Özellikle burada yapay zeka desteği de yine burada bizlere sunmuş durumda. Bununla beraber tabii ki portre modumuz var. Bununla beraber eğer belge taramak istersek belge tarayabiliyoruz. Ve burada arkadaşlar daha fazla kısmında da Super Eye modu da yine burada bulunuyor. Az önce söylemiştim mesela yönetmen modu diye bir mod var. Bu yönetmen modu sayesinde de arkadaşlar dediğim gibi kendi Pro modla videolar çekilebilmesine de olanak sağlanıyor. Hatta bakın burada yardımcı kamera özelliği var. Bu yardımcı kamera da bu telefonun başka kameralara bağlanmasını ya da tabletlere bağlanmasını arkadaşlar bu sayede sağlayabiliyoruz. Bunu baştan söyleyelim. Gerçekten de bu anlamda oldukça fazla özellik bizlere sunuluyor. Şimdi bu telefon tabii ki alamet farikalarından bir tanesi Leica desteği. Bakın Leica'nın iki tane arkadaşlar burada, hatta şöyle gösterirsem daha net olacak. Bakın Leica'nın iki tane Leica Vibrant ve Leica Authentic arkadaşlar iki tane farklı çekim modu var. Bunlardan hangisini isterseniz seçme imkanı buradan sahipsiniz ama bununla da yeterli kalmıyor. Bakın burada Leica'nın kendi arkadaşlar ki özellikle bu telefonu özel olarak geliştirilen farklı arkadaşlar burada efektleri var. Bunları kullanmanızı size şiddetle öneriyorum. Zaten fotoğraf içinde fotoğraf örneklerini gösterirken bunları da sizlerle paylaşacağım. Gerçekten de çok fazla özellik var. Xiaomi 14 tam bir kamera telefonu. Kamera ile işi olan insanların alacakları gerçekten de en iyi telefonlardan da bir tanesi. Peki bu telefonla nasıl fotoğraflar çekmişiz? Hadi gelin buna yakından bakalım. My desire was on the
Fotoğrafları paylaştım. Şunu söyleyebilirim ya. Aklımda kalan şeyler nedir diye soruyorsanız. Bir kere öncelikle inanılmaz bir geniş açı sensör var. Yani geniş açı sensörle ana kamera arasında neredeyse, hatta neredeyse demek bile fazla, hiçbir fark yok. Bu da bence bu telefonun en güçlü özelliklerinden bir tanesi. Özellikle bir fotoğraf vardı, bilmiyorum dikkatiniz çektim. Böyle elimi şöyle paylaştığım bir fotoğraf vardı. Elimi mesela inanılmaz bir şekilde arkadan ayırabiliyor. Portre tarafında kusursuz bir portre arkadaşlar bu telefondan alabiliyoruz. Özellikle balıkçı abilerimizi falan çektiğim zaman arkadaşlar, o fotoğraflara baktığınız zaman mükemmel bir performans görebiliyorsunuz. Sevgili eşimi çekmiştim. O da inanılmaz bir arkadaşlar portre bizlere sunulabiliyor. Zoom tarafında dediğim gibi en ufak bir problem yok. Zaten 3.2x optik zoom olduğunu söylemiştim. 3.2x optik zoom'da, 5x zoom'da, 10x'lere kadar çıkıldığında hiçbir kayıp arkadaşlar yaşamıyorsunuz. Telefonda 60x'e kadar da arkadaşlar zoom yapılabiliyor. Bununla beraber ay fotoğraflarını zaten paylaşmıştım. Bana sorarsanız yine amiral gemisi bir telefondan ay performans da yine bu telefonda bizlere sunuluyor. Özellikle gece video tarafında bana sorarsanız şu anda artık Android ekosisteminin en tepesine yer alan bir gece video performansı da arkadaşlar bizlere burada sunuluyor. Zaten kamera arayüzünde göstermiştim. Özellikle Pro Mod'da da video çekiyorsanız oradaki ISO dengelerini daha da ayarlayarak çok çok daha iyi arkadaşlar videolara imza atabilirsiniz. Telefonun arkadaşlar ucu çok açık. Sizin fotoğrafçılık deneyiminize göre bu telefonla yapamayacağınız, inanın arkadaşlar, hiçbir şey yok. Tek cam ile kusursuz performanslar da bu telefondan alabiliyoruz. Madem yeri açıldı, biraz bu telefonun da pil performansından bahsedelim. Bu telefonda 4610 miliamper bir pil gücü var. Ben bu telefonu ilk tanıtıldığı zaman ya ulan 5000 değil, acaba telefon pil tarafında sorun yaşar mı yaşamaz mı diye gerçekten de bir tereddüt etmiştim. Fakat şimdi pil performans testlerini paylaşacağım. Gerçekten kendi boyutundan, kendi miliamper değerinden daha fazlasını kesinlikle ama kesinlikle bizlere sunuyor. Örneğin bir test yaptım. %100 pilimiz varken otomatik parlakta bu telefondan video izlemeye başladım. Tam 16 saatin sonunda arkadaşlar bu telefonda hala %36 pil vardı ki 4610 miliamper değil de 5000 miliamper pil gücüne sahip telefonlarla kafa kafaya, hatta bazı telefonlardan daha önde performans almasını sağladı. Telefonla beraber 90 watt hızlı şarj desteğine sahip arkadaşlar şarj aparatı kutu içinden çıkıyor. Artık kutu içinden tabii ki şarj aparatlarının çıktığını söylemek özellik olmaya başladı. Saat 19.05'te bu telefonda %2 pilimiz varken orijinal şarj aleti ve orijinal şarj kablosuyla bu telefonu şarja taktık. Saat 19.20'de yani sadece 15 dakika sonra telefonumuzda %60 pil vardı. Yani arkadaşlar 15 dakikada %60'a kadar şarj olabildi ki evden çıkmadan bu telefonu şarja taksanız emin olun tüm gün boyunca arkadaşlar yetebilecek bir şarj performansına kavuşabiliyorsunuz. Saat 19.40'da yani 35 dakikanın sonunda bu telefonda %100 pilimiz var. Şimdi birçok insan diyecek ki abi peki oyun testi yaptın mı? Evet arkadaşlar oyun testi de yaptım. Hemen ondan bahsedeyim. Saat 19.39 itibariyle telefonumuzda %52 pil varken bu telefonda oyun oynamaya başladım. Tam 1 saatin sonunda telefonumuzda %36 pil vardı. Yani 1 saat en yüksek FPS değerlerinde oyun oynamamıza rağmen sadece %16 pil tüketti ki bence 4610 miliamperin gerçekten de çok ötesinde bir performans bu anlamda alabiliyoruz. Zira daha önce yapmış olduğumuz testlere baktığınız zaman 5000 miliamper pil gücündeki telefonlarla gerçekten de aynı performans ortaya konuyor ki Xiaomi pil tarafında muhteşem bir işe imza atıyor. Telefonumuz çok kompak, cebe çok rahat giriyor, elde çok rahat tutuluyor. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi az önce de söylediğim gibi 6.36 inç boyutunda ekranın olması. 2670'e 1200 piksel çözünürlüğe sahip olan arkadaşlar bu ekran 68 milyar renk desteğine sahip. 120 Hz ekran tarım hızı, Dolby Vision desteği, HDR 10 Plus desteği, 1000 nits parlaklık ama güneş altında 3000 nits'e kadar çıkan arkadaşlar bir parlaklık karşımıza çıkıyor ki tabii ki 120 Hz ekran tarım hızı da bu telefonla beraber bizlere sunuluyor. Çözünürlüğün tabii ki Full HD'nin üzerinde olması, ekranın da biraz küçük olmasından dolayı 460 ppi gibi bir yoğunluk var ki arkadaşlar kelimeyle muhteşem bir ekran bizleri karşılıyor. Bununla beraber %90 ekran kasa oranı, Gorilla Glass Victus koruma bu telefon ekran tarafında bizleri sunuyor. Ekran tarafında tabii ki LTPO bir OLED ekran var. Yeni nesil bir OLED ekran ve zaten
ben şu anda ekran performansını paylaşmaya çalışıyorum kelimeyle muhteşem bir ekran bizlere bu noktada sunuluyor. Şimdi Yonga Set'ten biraz bahsedeceğim. Yonga Set'ten bahsederken de tabii ki telefonun oyun performansını size göstermek istiyorum. Tüm oyunlar 60 FPS ya da 90 FPS'de açılıyor. Özellikle PUBG oynamayı seven arkadaşlarım için şunu söyleyebilirim. 90 FPS'de PUBG oyunu oynamak inanılmaz keyifli. Bu telefonları kullandıktan sonra orta segment telefonlara geçiş yapıyoruz ve gerçekten bu telefonları çok ciddi anlamda arıyoruz. Özellikle arkadaşlar Genshin Impact gibi bir oyunu 60 FPS'de oynayabilmek, en yüksek ayarlarda, en yüksek grafik ayarlarında oynayabilmek inanılmaz keyifli. Oyunun tam olarak içine girmenizi sağlıyor ve muhteşem bir akıcılık sunuyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu oyunları oynarken arka arkaya oynadım. En yüksek FPS değerlerinde oynamaya çalıştım. Fakat telefon ısındı mı diye soruyorsunuz. Arkadaşlar telefon ısınmadı. Hatırlayacaksınız Snapdragon 8 Gen 2'de biraz ısınma emareleri vardı. Ama şunu çok net söyleyebilirim. Snapdragon 8 Gen 3 kesinlikle ama kesinlikle ısınmıyor. Ve bundan dolayı da termal throttling gibi dertleri olmadığından dolayı hiçbir zaman için FPS düşmeleri yaşamadım. Zaten bunları sizlerle paylaşıyorum. Oyun deneyim tarafında gerçekten mükemmel bir deneyim bizlere sunuluyor. Snapdragon 8 Gen 3 zaten 4 nanometre üretim sürecine sahip bir Yonga seti. Çekirdek tarafında biliyorsunuz Snapdragon 8 Gen 3'te Cortex X4 çekirdeği var. Süper çekirdek ve 3.3 GHz'den çalışıyor. Bununla beraber A720 çekirdekleri var ama burada 5'li bir küme var. 3 tanesi 3.2 GHz'de çalışırken 2 tanesi de 3 GHz'den çalışıyor. 2 adet 2.3 GHz'den çalışan Cortex A520 çekirdekleri var ki gerçekten de performanslı bir arkadaşlar işlemciden bahsediyoruz. Adreno 750 GPU'suyla da beraber şu anda sizlerin de gördüğü üzere inanılmaz bir performans ortaya konuyor. Benim kullanmış olduğum telefonda 512 GB hafıza ve 12 GB sistem belleği var. Bununla beraber tabii ki UFS 4.0 desteği de olması bence çok önemli. Kamera tarafında şunu söyleyelim. Arkada 3 adet 50 megapiksel kamera var. Bunlardan bir tanesi ana kamera tabii ki f1.6 diyafram değerinde çalışıyor. 50 megapiksel f2.2 diyafram değerinde 14 mm odak uzaklığıyla beraber gelen bir geniş açı sensör var. Zaten örnekleri paylaşmıştım. Bununla beraber 50 megapiksel f2.0 diyafram değerinde 75 mm de odak uzaklığına sahip bir telefoto lens var. Hem ana kamerada hem de telefotoda arkadaşlar OIS desteği bulunuyor. Ön tarafta ise 32 megapiksel f2.0 diyafram değerine sahip arkadaşlar bir selfie kameramız var. Açıkçası yıllarca eleştirdik. Ön kamerada neden 4K'da 60 FPS yok diye. Artık arkadaşlar Xiaomi 14 serisiyle birlikte ön kamerada 4K'da 60 FPS'de bizlere sunuluyor. Ses tarafında şunu söyleyebilirim. Yani muhteşem bir ses deneyimi var. 24 bit 192 kHz arkadaşlar Hi-Res ve Hi-Res Wireless Audio desteğiyle beraber geliyor. Özellikle arkadaşlar bu Hi-Res Wireless Audio desteğine sahip bir kanınız varsa mükemmel bir destek bu noktada alabiliyorsunuz. Zira ses tarafında Snapdragon Sound tarafından desteklenen de çok özel bir ses teknolojisi var. Ses arkadaşlar amfisi var. A ve B kanalları farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şu anda ses desibel testini paylaşıyorum. Alt taraftan 115 desibelleri görürken üst taraftan da 105 desibelleri varan arkadaşlar bir ses performansı alabiliyoruz. Özellikle A ve B kanalları farklı olduğundan dolayı da bu telefonda oyun oynarken mükemmel bir arkadaşlar düşman ayak sesini bu telefondan alabiliyorsunuz. Düşmanınızın ya da arkadaşınızın arkadaşlar tam olarak nerede olduğunu sanki bir surround varmış gibi duyabiliyorsunuz. Duyabiliyorsunuz ki bu bence kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı. Ses tarafında da muhteşem bir performans arkadaşlar bizlere sunulmuş durumda. Xiaomi tarafını eleştirdiğimiz konulardan bir tanesi IP tarafında sertifikasyon konusunda bazı problemleri vardı ama biliyorsunuz birkaç nesilden beri artık bununla da ilgili problem kalmadı. Bu telefonda da IP68 sertifikası yine diğer rakiplerinde olduğu gibi bu telefonda da bizlere sunulmuş durumda. Yani 1.5 metreye kadar arkadaşlar 30 dakika boyunca bu telefonun su geçirmediğinin altını çizelim. Fakat ben her zaman şunu söylüyorum ya arkadaşlar yani bu özellik var diye telefonlarınızı özellikle denizde falan kullanmayın. Çünkü bu sıvı teması arkadaşlar tuzlu sularda değil de aslında duru sularda yapılan ve bu duru suları arkadaşlar garanti verilen durumlar. Yani siz eğer telefonunuzu özellikle denizde falan kullanıyorsanız ve bu noktada telefonunuz Allah korusun bir noktada su alırsa garanti dışı kalıyor. Arkadaşlar su geçirmezlik özelliği güzel bir şey ama bunu çok da fazla kullanmanızı sizlere önermiyorum. Bunun da bir dipnot olarak altını çizelim. Arkadaşlar benim bu telefon üzerine söyleyeceğim şeyler bu kadar. Zaten ülkemizde amiral gemisi telefonlar neredeyse yok diyebiliriz. Firmalar amiral gemisi telefon getirmekten ciddi anlamda çekinirken Xiaomi'nin her ne sebeple olursa olsun ülkemizde amiral gemisi telefonlarını satışa sunması bence çok önemli. Şunu da çok net söyleyebilirim. Birçok insan bana diyor ki abi Xiaomi 14 mi alayım yoksa 14 Ultra'yı mı bekleyeyim diyor. Benim şu anda gördüğüm şey şu. Kamera daha ne noktasına gelebilir? Yani Xiaomi 14 serisinde kamera zaten bence inanılmaz. 14 Ultra'da bunun üzerine ne kadar bir fark konulabilir? Ve aradaki o fiyat farkını vermeye değer mi diye soruyorsanız açıkçası bence değmez. Şu sıralar kendinize özellikle kamera odaklı, bunu tırnak içine söylüyorum, kamera odaklı bir telefon almak istiyorsanız Xiaomi 14 gerçekten de sanki bir Leica telefon, Leica kamera kullanıyormuş gibi arkadaşlar size bu noktada hizmet sunuyor. Telefonu çok ama çok beğendim. Önümüzdeki günlerde bu telefonun başka telefonlarla da karşılaştırmasını sizlere paylaşacağım. Benim şimdi söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.